Herkese selam, ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben YKS'ye 40 gün kaldığını fark ettim ve paçalarım feci halde tutuştu. Çünkü ODTÜ'ye geldiğimden beri çok düzgün çalışamadım. Birazcık kendime de izin vermiştim bu konuda aslında. Çünkü mental sağlığımı korumak için burada özlediğim arkadaşlarımla sosyalleşmem gerekiyordu. Ve bunu yapıyorum. 3 gündür doğum günümü kutluyorum. Yani bugün 3. gün olacak. Sonrasında ama daha çok derslere odaklanabilirim diye düşünüyorum. Onun dışında da arkadaşlarımla öğle yemeği buluşması, akşam yemeği buluşması falan olur. Gitmeden hepsini görmek istiyorum çünkü. Bugün dediğim gibi son doğum günü partime gideceğim ve makyajım şöyle. Şimdi bugün neler yaptığımı anlatacağım. Makyajımı göstermemin sebebine de geleceğim. Şimdi ben bugün sabah normale göre daha erken bir saatte kalktım. Neyse ki. Ardından da çok oyalanmadan kahvaltımı yapıp ders çalışmaya başladım. AYT matematik denemesi çözdüm. Bu arada kahvaltı yaparken de artık dizi izlemekten falan sıkıldım. Hiçbir şey bana dopamin vermiyor neyse ki. Ve ben de o yüzden artık yemek yerken edebiyat tekrar videoları izlemeye başladım. Belki tarih tekrarlarını da bu yemek saatlerine eklerim. Ama bugün hem öğle yemeğimi yerken hem kahvaltımı yaparken ben edebiyat videosu izledim. Ardından okulda elektrikler gitti. İnternet de gitti doğal olarak. Benim telefonumun şarjı %5 falandı. O düşmeye başladı giderek. O yüzden video izlemek yerine AYT matematik denemesi çözdüm. Onu kontrol edeceğim. Daha sonra çünkü elektrik geldi. Ben onu kontrol etmeden ve karnım açtı. O yüzden kantine gidip yemek aldım. Post cihazı çalışmıyordu elektrik olmadığı için. Benim de nakitim yoktu. Gereksiz bir detay. Sonra işte geri geldim. Yemeğimi yerken AYT edebiyat izledim. Spor yaptım. Duşa girdim. Ardından geldim, makyajımı yaptım. Makyajımı yaparken de, hani biraz vakit aldı ama makyajımı yaparken de yine AYT edebiyat videosu izledim. Şimdi de çıkmama ne kadar var? Herhalde bir yarım saat 40 dakika vardır. Ve o zamana kadar da AYT matematik denememi kontrol etmek istiyorum. Belki ondan önce sadece şey yaparım. Valizimle alakalı düzeltmem gereken küçük bir şeyler var. İçinde çok az eşya kaldı. Onları dolaba tıkacağım. Sonra da valizlerimi üst üste dışarıya dolaba koyacağım falan. Dolabın üstüne. Bu arada burası ODTÜ'deki yurt odam. Şöyle görebilirsiniz. Belki buranın da turunu çekerim. Şu an birazcık dağınık. Özellikle de benim yüzümden. Kusura bakmayın. Ama toplayabilirsem ve eğer oda arkadaşlarım da izin verirlerse yurt turu videosu da çekebilirim. Eğer siz de isterseniz. Günler şimdilik böyle geçiyor. Doğum günleriyle. Doğum günlerimi kutladığım için mutluyum ama. Benim için çünkü çok önemli bir zaman dilimi doğum günüm. Özellikle de hani bu hafta biraz aceleye geldi ama aceleye gelmese kutlu doğum haftam diye kutlayacaktım ben bir hafta boyunca. Ama biraz aceleye geldi. Dileklerimi bile düşünmemiştim. Elif sorunca aklıma geldi. İşte 19 yaşım nasıl geçti bunu düşünmemiştim. 20'den beklentilerim neler ama düşündüm. Bakalım, umarım güzel olur. Sadece Hıdır Ellez günü ben çok yorgundum yurda geri döndüğümde. O gün iki tane parti yapmıştık. Ve o yüzden yazamadım. Benim doğum günüm Hıdır Ellez günü bu arada. 5 Mayıs, o gece yazmamız gerekiyor ya. Ben biraz böyle dilek işlerine inanıyorum ya. Bazen inanıyorum, bazen inanmıyorum ama denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum dilek konusundaki şeyleri. Onu yapamadım ama yine de sürekli içimden diliyorum. Bir de şey diye düşünüyorum. Ben Hıdır Ellez günü doğdum. Benim dilediğim her şeyin gerçek olması lazım. Böyle. ODTÜ'deki günlerim şu an anlattığım gibi geçiyor. Yarından itibaren daha fazla ders çalışabileceğimi düşünüyorum. Sadece psikiyatri randevum var beni bölecek olan. Ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. O yüzden bazı şeyleri söyledim mi söylemedim mi emin değilim. Tekrar ediyorsam kusura bakmayın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.